bir yargı darbesi girişimiyle karşı karşıya kaldık. Yargıtay 3. Ceza Dairesi. Bir karar metni açıklamış. Biz karar demekte gerçekten çok zorlanıyoruz. Yargıtay Ceza Dairesi kararı olarak açıklanan bu metin hukuken yok hükmündedir. Şimdi karar demişler. Gereği düşünüldü dedikten sonra 3 karar yazılmış sözde. Sözde 3 karar yazılmış. Birincisinde Anayasa Mahkemesi'nin anılan kararına uyulmamasına değerli arkadaşlar. Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın uyulmamasına karar verdik. Anayasa 153 Anayasa Mahkemesi kararları kesindir diye başlıyor. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar diye bitiyor. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Tüm makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Nokta. Şimdi elimizde bu anayasa varken, bu anayasa eğer hala yürürlükteyse Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki, anayasaya uymuyoruz. Beyler kimsiniz siz? Kimsiniz? Anayasa ayaklar altına alınmıştır. Yetmiyor. İkinci karar. Türkiye Büyük Millet Meclisine bu karar ulaştırılsın. Canatalayı Milletvekili derhal de düşürürsün. Yok ya. Başka bir emriniz var mı? Başka bir emriniz var mı? Hangi akla, hangi yetkiyle? Bir de kararın öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne parmak sallıyorlar. Daha önce gönderdikleri karar Anayasa Mahkemesi bir ay sonra aykırı bir karar vermiş olmasına rağmen uygulanmamışmış. Utanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin suç işlediğini iddia ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tehdit ediyorlar. Beyler zaten bunu tartışıyoruz. Biz halk iradesinin üstünde bir irade yoktur diyoruz. Yetmiyor. Üçüncü karar. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak. Ne yapmış Anayasa Mahkemesi üyeleri? Anayasaya, yasalara, daha önceki Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun bir biçimde Can Atalay ile ilgili karar vermişler. Altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi anayasaya anayasanın kendilerine verdiği yetki ve göreve anayasa maddelerine yasaların kendilerine verdiği göreve daha önceki anayasa mahkemesi kararlarına dayanarak aynı karar aldılar zaten. Daha önce Engin Alan için MHP'li Engin Alan için alınan kararı, daha önce CHP'li Mustafa Balba için alınan kararı, daha önce HDP'li milletvekilleri için alınan kararın aynısını aldı Anayasa Mahkemesi. Belli ki o gün güçleri yetmemiş, bugün kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Görevini yapan ve hepimiz açısından çok açık biçimde anayasaya, yasalara, kendi kararlarına uygun bir karar alan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.